sabırlı aşık. Senin halin çatlaşık, ben kendimle barışık. Senin kafan hep karışık. Sana da günah, bana da günah. Yeter artık uslan, yoksa seni de sarar, beni de sarar. Ayrılık çok çok teşekkürler. Evet sevgili misafirler, ekran başındaki sevgili dostlar. Efendim bir hafta gene geçti ve biz beraber ve solo şarkılarda tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta söylemiştim, bu hafta Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden ve yorumcularından birini ağırlayacağız diye. Geçtiğimiz hafta biz buluştuk. Hangi şarkıları söyleriz? Hangi konuda konuşuruz? Bu konuda hangi şarkılar var elimizde diye. İkimiz de bir kere eğlenceli şarkılar söylemekten yanaydık. Ve repertuarlarımıza şöyle bir baktık. Ve ayrılık konusunu seçtik. Yok öyle demeyin. Çünkü ayrılığın o ilk acılı hallerini geçtikten sonra bir hafif gülümsediğimiz, aslında olması gerekeni yaşadığımıza inandığımız, böyle küçük, belki biraz delilik hali vardır ya, işte biraz o tarafa götürmek istiyoruz sizi. Çünkü her ikimiz de bu tür çok şarkı söylemişiz. Evet, üstelik de ben lafı ne kadar uzatmazsam o kadar daha çok şarkı söyleyebileceğiz. Bir an evvel onu sahneye davet etmek istiyorum. Efendim şimdi sizleri bir müzik ziyafetiyle baş başa bırakıyorum. Huzurlarınızda Nilüfer.
tecellisi bulunur. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun. Kalırsa içimde bir dilsizlik kalır. Kalırsa içimde bir dilsizlik kalır. Kalırsa içimde bir dilsizlik kalır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İçinde hüzün olan, ayrılık olan, hasret olan şarkılar ama hepsi sevdiğiniz şarkılar sanıyorum. Öyle değil mi? Birbirine birlikte söylerseniz çok sevineceğim.
unutmaya karar verdim ayrılmaya. Çekip gitsen buradan, gitsen çok uzaklara. Çocuk gibi mutlu olsam. Karar verdim unutmaya seni. Hayatımda hiç kimse senin kadar incitmedi.
tekrar hoş geldin. Ben konsere daldım. Ne söyleyeceğimi de unuttum. O kadar güzeldi ki. Son şarkıda aslında sormak istediğim bir şey vardı. Karar verdiğimle ilgili mi? Karar verdiğimin aralarında ben de daldım gittim bir yer. Tabii canım. Mutlaka ayrılıklar yaşadın hepimiz gibi de. Hem de nasıl? Bak. Can acıtan, kanırtan. Ama biz bugün kararlıyız dedim ya. Buluştuk ve buna karar verdik. Eğlenceli taraflarını, o tabii, kanırtan, acıtan taraflarını atlayıp bir ötesine bakıyoruz. Tamam. Peki nasıl başa çıktın? Ayrılıklarla mı? Yani, şarkı söylemek dışında tabii. Şöyle söyleyeyim. Şöhret sahibi olmak aslında bizi diğer insanlardan, yani insan olarak ayıran bir şey değil. Yani her insan gibi. Yani bu buradaki olan en önemli programı, amaçlarından biri evet, bu evet, zaten. Çünkü yani, öyle gibi algılanıyoruz ama hiç yok, değil. Aynı şeyleri hissediyoruz. Hani, bizim de midemiz ağrıyor. Şey gibi zannediliyor olabilir. Yani işte şöhretli insanlar işte işine gücüne bakar. Zaten onlar çok şöhretlidir. Her şeye sahiptir. Ya da çok çabuk elde ederler her çok çabuk elde ederler ve kaybettikleri zaman da üzülmezler. Çünkü başka bir şey elde etmeleri de çok kolay olabilir. Ama öyle olmuyor. Yani içimizde öyle yaşamıyoruz gerçekten. Yani herhangi bir kadın gibi ben de böyle çok ağladığım, zırladığım, çok acılar çektiğim, kendimi perişan ettiğim zamanlar çok oldu. Zamanlar. Yani hatta herhangi bir kadın gibi ben biraz daha değiştirmek istiyorum. Herhangi bir kadın kadar rahat da değil. Bir de onlar... o yanı var. Çünkü bir de o şey duyguları böyle çok şeylerde, ben çok siyah beyazcıyımdır. Yani hani Beşiktaşlı anlamında anlaşılmasın, onu demek istemedim. Galatasaraylı var karşımda. Ne olur ne olmaz. Bu arada kutluyorum başkanlığınızı hanımefendi. Aman efendim, teşekkür tebrik ediyorum. Ama tabii benimkinin spor kulübüyle hiç ilgisi yok. Benimki olsun, tamamen olsun, bir olsun, okul mezunları tebrik ederim. Derneğiyle alakalı. Grilerin yok mu yani? Yani ya hep ya hiç. Aradaki o gri renkleri pek şey yapamıyorum ya. Ben İlişkilerde olamıyorum. De öyle. İlişkilerde öyleyim daha çok. Şimdi evet, ben şöyle bir bakıyorum. Peki değiştiremeyeceğin sonuçlar konusunda tutumun ne? Nasıl yani? Yani baktın ki olmayacak bir iş içindesin, bir ilişki içindesin. Sonucunda senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Sonuç o bilindik sonuca doğru gidiyor. Yaşamayı mı tercih edersin yoksa yani mantığını bir yere kullanıp kadar, bir yere, ben bu işten sıyrılayım der misin? Mantığımı kullanmak değil de yani gerçekten olmayacak bir sona doğru gidiyorsa, yani belli ki bir finale doğru gidiyorsa ve tatsız bir finale doğru gidiyorsa bir süre daha onu o şekilde yaşarım herhalde. Yani çok kolay kolay böyle tüketirim diyorsun. Ömrümü tüketirim, böyle yoldan geri dönmem falan çok kolay olmuyor. Ancak bir de şeyim var benim, hani çok finale gittiğini anladığım bir noktada bir kaçışım da vardır. Yani hani daha doğrusu finali ben yapayım da hani benden önce kimse yapmasın. Güzel, güzel. Bayılıyorum. Şimdi her ikimiz de bu tür programlar için ya da bilmiyorum neden çok içini açmayan, içini dökmeyen kadınlar olarak biliniyoruz. Halbuki gördüğünüz gibi durum hiç öyle değil. Şimdi benim sormak istediğim soruya doğru geldim. Biz bunları hiç konuşmadık program başında. Birkaç tane şarkı söyleyeceğim sana. Sözlerinden başlayacağım. Git ona git benden selam söyle, aramasın artık hiç beni öyle. Git işine yüzüne bakmam, düşme peşime. Başıma gelenler hep senin yüzünden. Olacak gibi değil bu aşk, iyisi mi burada bitsin her şey. Çok dinledim sözünü, güldürmedin yüzümü. Bundan sonra sevgilim zor görürsün yüzümü. Ay, o hangi şarkıymış? Ben mi söylemişim? Katiyen hatırlamıyorum hangi şarkı. Bana mı sordun aşık olurken, kızdırma beni durup dururken. Boş ver ne çıkar yalnız kalsam da. Karar verdim unutmaya, karar verdim ayrılmaya. Zaten az evvel dinledik. Evet. Bunlar sadece birkaçı. Daha çok var bunlardan. Burada ben hep finali yapan, noktayı koyan bir kadın görüyorum. Evet, çoğunlukla öyle. Hani aslında karşı taraf koyacağını hissettiğim anda da kendim finali koymayı tercih ediyorum. Hani duruma, güçlü olmak ve duruma uyandığım anda diyorsun, aynen, bir an evvel ben bir evet, finali evet, yapmış olayım. Büyük aha, bir finali. Peki söylediğin en güzel ayrılık şarkılarından bir tanesini şuracıkta koltukta mırıldanmayı teklif edeceğim. Hangisi? Birazdan. Hatta ben de sana eşlik edeceğim. Hangisi olduğunu söylemiyorum. Önce reklamları izleyelim. Ondan sonra birlikte şuracıkta sizlere güzel bir ayrılık şarkısı söyleyeceğiz. Thank you.
beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Yapma, yapma. Hasret var yine bana esmer günler düştü. Eyvah, yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer günler düştü. Çok yaşadın mı böyle karanlık günler? Peki, en zor zamanlarda böyle kalkansız, eldivensiz, en yakın dostun yanında kim vardır? Kim derken isim merak etmiyorum. Var mıdır biri? Var. Yoksa bir yere kadar mı anlatırsın? Bir yerden sonrasını? Yok, çok gerçekten yakın. Çok benim özelimi de çok detaylarına kadar, ayrıntılarına kadar bilen arkadaşlarım var tabii. Çok o zaman değil onun ama için, birkaç o zaman onun var. İçin çabuk atlatıyorsun. Onun da tabii onun çok etkisi var. Onun paylaşmak etkisi çok önemli elbette. Çok, ya. Çok önemli. Peki şimdi biraz Türk filmlerine bakmak istiyoruz. Bakalım Türk filmlerinde ayrılıklar nasıl yaşanmış? Geleceğimi biliyordun ama. Nedir istediğin? Bilmem. Sıkıldım belki. Yetti belki. Her birimiz yolumuza gitsek. Yolumuz? Öyle. Birleşti biliyorum. Yok. Birleşecek gibi değil. Benim yolum başka. Seni tanıdıktan sonra anladım bunu. Seninle beraber olduktan sonra seni... Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacak. Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm. Pişman olsan benimle evlenir miydiniz? Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok... Pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez. Ankara'da geçirdiğin her gün seni biraz daha bülbül yuvasından uzaklaştırmış. Sana öyle geliyor Nejat. Niçin uzaklaştırsın? Hem ben hiçbirinizi unutmadım ki. En çok sevdiğim sizlersiniz. Zaten bunun için biz de seni çok seviyoruz ya. Ama bülbül küçük kuştur. Bir gün gelecek seni daha büyük kuşlar kaçıracak. O halde beni bırakmayın. Elimizden gelse... Sizlerin dostluğunu kimse de bulamaz. Biz de sizden iyisini nereden buluruz? Kimsiniz? Adım Murat. Pınar'ın sözlüsüyüm. Pınar'ın mı? Evet. Pınar'ın sözlüsüyüm. Beraber büyüdük. Seviştik. Nişanlanacağımız sırada yazık ettin bize. Ne yaptın? Biz Zeki Mürendir tutturdu. Hiç bilmeyerek ona böylesine tesir etmişsem ne yapabilirim? Aramızdan çekilirsin. Pınar'ı hiç kimseye bırakmayacak kadar çok seviyorum. Ne güzel.
mutlu olmanızı dilerim. Affedersiniz. Ben sanmıştım ki kapışacağız. Onu bırakmayacaksınız sanmıştım. Günlerdir kendimi yiyordum. İçiniz rahat etti mi şimdi? Gidebilir misiniz? Evet, Türk filmlerinde de gördük ayrılıklar nasıl yaşanmış. Peki, herkesin kendine göre bir yara sarma yöntemi vardır. Bu tabii daha çok kadınlar için bu söylediğim. Mesela saç kestirmek, efendim büyük keskin renk değişiklikleri. Hiç böyle şeyler yaptın mı hayatım? Hiç yapmadım. Hiç başvurduğum yöntemler değil. Dedim ben... ya... Senin büyücü şey gibi oluyorum. Başka yöntemlerin var. Benim daha kolay çok karışık yöntem. Ya kendimi bırakıp sefil ve felaket bir şekilde evde otururum. Onu yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Ya da bir anda kendime gelip aniden canlanıp kendime bakıp falan. Yani böyle ya ikisinin arası bir nokta yok ama hiç saçımı gidip kestirmedim. Yani. Peki hiç şöyle bir karar aldın mı mesela hayatında? Yani o kadar yıkıcı bir şey yaşadın mı? Bundan sonra karşıma kim çıkarsa çıksın o kadar kolay seni seviyorum demeyeceğim. Hiçbir zaman. Her an okazyonlara sürprizlere açığım. Hep bu konuda çok cesur oldum. Hep çok cesur ve çok yürekli oldum bu konuda. Çok güzel, çok gerçekten güzel. Gerçekten öyle. Çok güzel. Evet, o istek şarkılar bölümüne geldik artık. Bu hafta yaklaşık 8000 şarkı oylanmış. Birinci sırada gene Meyer çıkmış ama bir Meyer'i ben geçen hafta söylediğimiz için ileriki haftalara bırakıyorum. Ve diğer şarkıları şimdi sizin için seslendirmek istiyorum. Candan Erçetin'in seçtiğiniz şarkıyı programda seslendirmesini istiyorsanız www.candanercetin.com.tr internet adresine girin, beraber ve sola şarkılar bölümünü tıklayın, istediğiniz şarkıyı işaretleyip yollayın. Deme, denmez, saçma. Gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Sizde aşka, aşka, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Böyle bir arzuya meyledim kanmam.
Konuya uygun bir şarkı, isteklerden bir tanesi. Yeah.
Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Evet, şimdiki şarkıyı baştan sona beraber söyleriz diye ümit ediyorum. Eskilerden bir şarkı. Konuya tam uyuyor. Üstelik de en çok istenenler arasında. Şimdi gözüm güneş gibi yüzü, o çok güzeldi ama yalancının biriydi. Şimdi gözüm güneş gibiydi yüzüm, o çok güzeldi ama yalancının biriydi. Teşekkürler. Evet, bir reklam arası. Gülemez olmuş güzel yüzüne.
çizgiler dalmış. Dünya gülüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dünya gülüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Ne kadar oldu depreşmeyi, farkında mıydın nasıl da sana? Ben bir zamanlar boş yer aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sen de.
orkestra olmasının keyfini biz size gerçekten çok ya, zor anlatabiliriz. Müzisyenlerimiz burada, müzisyenlerimiz stüdyo konuklarımızla yansıyor mutlaka ama ekran başındaki dostlarımıza yansıyor mu bilmiyorum. Biz burada koca bir stüdyoda büyük bir mutluluk ve lüks içindeyiz. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkışla ne olur. Ve beraber şarkılarımızı söylemek üzere diğer arkadaşlarımıza doğru ben yaklaşıyorum. Ve evet, onlara da bir alkış. Söylüyoruz doğru. Bir tane daha şarkımız. Bir şarkı daha. Doğru, bir slow'umuz var bir birlikte slow'u yani ayrılığın bir de böyle şeyini hani. Acısını da bir can acıtan bir tarafını da böyle bir hissettirelim. Doğru. Siz bekleyin, geliyoruz birazdan. Az önce geçiyoruz? Vaat ettiğimiz türkülere geçelim. Neşeli artık. Neşeli türkülerimiz. Farkındaysanız bugün hiç dertlenmek ve sizi dertlendirmek niyetinde değiliz. Hani bir slow şarkıdan hemen atlayıp herhalde hareketlilere geçiyoruz. Buyurunuz.
Hayma şira şira nay şira nay nay şira nay yavrum şira nay nay. Hayma şira şira nay şira nay nay şira nay yavrum şira nay nay. Hayma şira şira nay şira nay nay şira nay yavrum şira nay nay. Hayma şira şira nay şira nay nay şira nay yavrum şira nay nay. Teşekkürler. Valla hem yüreğini ortak etti. Oh be. Hem şarkılarıyla mest etti. Çok 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 teşekkürler. Candancığım ben teşekkür ediyorum. Büyük keyifti. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle anons ediyoruz. Bu şarkı söyleme hakikaten ilk kez gerçekleşiyor. Hep isterdik, hep karşılaşırız. Birbirimizin konserlerine gideriz ama böyle kurtlarımızı döktüğümüz hiç yoktu. İlk kez birlikte şarkı söyledik. Evet ve çok keyif aldım ben. Çok, çok teşekkür ben ederim. Ben de öyle. Ben teşekkür ederim. Evet, önümüzdeki hafta çok uzun zamandır özlediğimiz bir yorumcuyu konuk edeceğiz. Efendim Seçil Heper bizimle olacak. Hep beraber gene her hafta olduğu gibi şarkılar söyleyeceğiz. Konumuz ise aşk uğruna göze alabileceklerimiz. Bakalım neler olacak haftaya. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.